Bugün size küçük bir kuşu tanıtacağım. Adı Little Bird, AH-6 veya MH-6 olarak adlandırılıyor. Bu küçücük helikopter uzun yıllardır Amerikan Özel Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Sızma operasyonlarında, kurtarma veya baskın operasyonlarının adeta vazgeçilmez bir helikopteri. Peki bu helikopter nasıl ortaya çıktı? Hangi özelliklere sahip? Gelin birlikte tanıyalım bu helikopteri. 1960'lı yıllarda Vietnam Savaşı'nda Amerikan ordusunun kara havacılığı çok önemli bir sınav veriyordu. Ve bu operasyonda özellikle döner kanat yani helikopterler açısından gelecekle ilgili çok çok önemli adımlar atılıyordu. Ama Amerikan ordusunun çok hafif iki kişilik keşif helikopterlerine ihtiyacı vardı. O yıllardaki helikopter üreticisi Hughes OH-6 Cayuse olarak adlandırılan bir model geliştirdi. Ve 1966 yılından itibaren de bu helikopter Amerikan ordusu tarafından kullanılmaya başlandı. İlerleyen yıllarda Hughes bu helikopteri sivil olarak da geliştirilecek ve model MD-500 serisini tasarlayacaktı. Ancak Hughes aynı zamanda AH-64 Apache'nin de tasarımcısı ilerleyen yıllarda Boeing tarafından satın alınacaktı ve Boeing'in askeri kanalının aslında en küçük ama en ilginç helikopterlerinden birini oluşturacaktı. 1980'li yıllardan itibaren Amerikan Özel Kuvvetleri hafif bir helikoptere ilgi duyduğu ve OH-6'nın geliştirilme talebi Hughes daha sonra da Boeing'e iletilmiş oldu. Burada helikopterin alanı biraz daha genişletildi ve helikopter iki pilotla birlikte ikişer özel harekatçı veya komandoyu taşıyıp havada 6 asker taşıyabilecek kapasiteye ulaştırılmış oldu. Güçlü bir motor takıldı. Bu motorun en önemli özelliklerinden bir tanesi de oldukça sessiz olmasıydı. Helikopter alçaktan bile uçarken çok fazla ses çıkarmadan sızma harekatlarında rahatlıkla kullanılabilecek bir platform haline gelmişti. Renk olarak da genellikle özel kuvvetlerin kullandığı siyaha yakın bir gri, çok koyu bir renk helikopterin görülmesini de en aza indirmişti. Bu helikopter uçarken pilotların rahat hareket edebilmeleri için yanda bulunan kapıları sökülmüş durumda uçuyor. Ve helikopterin çok ilginç bir şekilde askerlerin kendi arasında business class dedikleri yani bu aynı yolcu uçaklarındaki o yüksek hizmet verilen sınıf gibi iki önemli kaydırak gibi sistem yer alıyor. Buraya iki tam teçhizatlı komando oturabiliyor ve böylelikle sızma harekatlarında bir anda bu helikopterlerden 6-7 tanesi sızma harekatıyla belirli bir noktaya bir anda 20'nin üzerinde asker indirerek bu harekatın gerçekleştirmesine de önemli bir katkı sunuyor. Sadece yan tarafa asker oturmuyor. Buraya takılabilecek minigun, güdümlü veya güdümsüz çeşitli mühimmatlarla birlikte helikopter aynı zamanda atış desteği sağlayabilecek bir özelliğe de kavuşturulmuş oluyor. Bu helikopterde önde iki pilot olduğunu söyledim. Hemen yanında ikişer adet özel harekat komando veya askeri artık kim gidiyorsa bazen özel kuvvetler polis de kullanıyor. Oturabiliyor ve burada herhangi bir acil durumda bir basit bir kemerle bağlı bulunan açarak komandolar hemen yere inerek burada harekata hızlı bir şekilde katılabiliyor. Helikopter tek motorlu. Motoru ortalama 375 beygir gücünde güç üretiyor ve helikopterin saatte 282 kilometre hıza kadar çıkmasını sağlıyor. 235 litrelik bir yakıt tankı var. Bu da helikoptere yaklaşık 430 kilometrelik menzil sağlıyor. Amerikan Özel Kuvvetleri'nin yanı sıra helikopter halen Suudi Arabistan ve Malezya Özel Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. Adı dediğim gibi Little Bird, küçük kuş ama gerçekten yapabildikleri oldukça ilginç. Bu helikopterin sivil versiyonu MD-530 aynı zamanda Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk tarafından da kullanılıyor. O da böyle siyah çok keyifli bir renge sahip. Her yıl gerçekleştirilen gösterilerde bu helikopter gerçekten kendisinden beklenmeyecek kıvraklıkta uçarak çok çok önemli gösterileri gerçekleştiriyor ve gerçekten izleyicilerden tam puan alıyor.